Herkese merhabalar sevgili dostlar. 30 Temmuz Pazar günü İstanbul Yarış Programı tam videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İzmir tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. İstanbul'da bizleri 10 koşul program bekliyor. İzmir'de ise 9 koşu vardı arkadaşlar. 2 tek verdik orada. Bir tanesi arkadaşlar 2 altılıyı birden bağlıyor. Diğeri ise 2. altılı için. Yani 2. altılıda 2 tane tekimiz var. Diğer ayakları bol bol doldurarak bir oyunda yapabilirsiniz. O İzmir tahminlerini izleyebilirsiniz. 1. altılıda ise bile 2. altılıyı kesinlikle oynayın derim ben. 2 tane tek yapabildiğimiz için. Evet arkadaşlar, İstanbul'da 10 koşu var dedik. Şart 1-3 yaş şartlarla başlayacağım. 1300 metre sentetik pist yarışı. Fakat öncesinde abone değilsek lütfen abone olmayı unutmayalım. Videonun altında hemen abone ol tuşuna basalım. Aynı zamanda tabii ki videoyu beğenelim ve katıl üyesi olalım. Bize destek vermek isterseniz. Bunlar bizim için önemli arkadaşlar. Hatırlatmış olayım onu. Evet, 11 safkanlı koşu ilk yarışta arkadaşlar. Sert bir yarış bekliyorum, onu söyleyeyim. Birbirine yakın düzeyde olduğunu düşündüğüm safkanlar bir arada. Bu koşuda önceliğimi vereceğim safkan Kaysbert, demir kazık hattına sahip 2 numara Alkanlı Mehmet Kaya ile birlikte bu koşuda favorimdir. Daha sonrasında arkadaşlar Kafkas Şahı Bilgin hattına sahip olan safkan, Ayhan Kurşun'la birlikte Kurt Ali Kürüs safkanı Şah Bilgin 9 numara burada ikinci atımdır. Joker İbocan hattına sahip Hışman Çizik'le Baba Miran 4 numara arkadaşlar. Üçüncü atımdır bu yarış için. İsteyenler 2-9-4 şeklinde riskli bir oyun yapabilirler. Kuponu genişletip daha rahat etmek isteyenler Bahçe Derebeyi 5 numara, Baturşah Şövalye hattına sahip Gökhan Kocakaya biniyor ve Tüm Özbey Araslı hattına sahip olan 1 numara Acuntay Özcan Yıldırım'la birlikte bu safkanları da ilave edip 5 ata kadar da çıkabilirsiniz. Ya 3 at ya 5 at şeklinde iki farklı oyun ihtimali üzerinde durduk arkadaşlar. Müslüm Çelik Mince'yi Orçun Halit hattına sahip olan Yıldıray Bey'i burada yazdırmadım. Ama istiyorsanız belki bu atı da yazarsınız. Geniş kupon yapanlar 6 ata kadar da çıkabilirler. Ben burada daha çok beğendiklerimi öncelik olarak tuttum yine de. İkinci koşuya geldim. 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik pist yarışı arkadaşlar. Kurt Ekürüs safkanı Taç Tiket 3 numara Aliskar Taş da bu koşta favorimdir arkadaşlar. 21 gün evvel de vermiştik bu atı, orada da kazandı. Bu mesafede birazcık daha zayıf bir safkan olmasına karşın ben yine de şans olduğunu düşünüyorum. Henüz 3 yaşında olduğu için bu mesafede fazla yarış koşmamasının verdiği bir etkiden dolayı da bu derecenin böyle olabileceğini göz önünde bulundurmamız lazım. 3 numarayla başladım. Daha sonra Kurt Ali Kürüs'ünün burada ahırdaşı olan bir safkan Ayan Kurşun'la Slivçek 7 numaralı safkanı arkadaşlar değerlendirmeye alıyorum. Bu safkanda son yarışı 6. olmasına karşın ben yine de iyi bir koşu koşabileceğini düşünüyorum. Şimdi belki de bu yarışta birazcık daha rahat da olabilir. Sentetikte belki daha rahat koşacaktır. Çim pistteki performans da iyiydi aslında bakarsanız, ama yine de tabii yeni yarış kazandığı için hani tekrardan böyle bir gruba çıkınca birazcık daha sert gibi geldi o safkana yarış, ama burada şu anda daha rahat bir grup var gibi geliyor bana. Değerlendirirken bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Hem sentetik olması hem de grubun değişmiş olması önemli diyebiliriz. March Violet, Mertcan Çelik'le birlikte 5 numaralı safkan 3. at önerim burada sizlere arkadaşlar. Son olarak burada başka bir at yazmak istiyorsanız tercihi size bırakıyorum. Kimisi burada 1 numarayı yazar Süper Sadi. Kimisi 2 numara Wizard Man yazar. Kimisi 4 numara Marcus yazar. Bu atların üçünün de ortak özelliği şu anda formda olmamaları diyebiliriz. 1 ve 4 numara uzun arayla geliyorlar. Özellikle 4 numara çok uzun bir arayla geliyor. 2 numara ise yakın dönemde tabelası yok son 2 yarışında. O yüzden bunları geniş kupon için tercihinize göre bıraktım diyebilirim. Benim buradaki esas tercihim arkadaşlar 3-7-5 şeklinde 3 safkanlı bir oyundur. Geldim 3. koşuya. Şart 5 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çim pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda 7 safkan start alıyor. Gökhan Kocakaya ile birlikte Nordic Lights 5 numaralı safkan benim bu koşuda favorimdir. Ve Onur Öztürk ile birlikte Rafi Boy 3 numara bu koşuda favorimdir. Bu iki at arasında bir mücadele bekliyorum, ama burada çok kaliteli isim var. Pranayama 2 numara. Yani Pranayama burada iyi koştuğu takdirde galibiyet şansı onda olacaktır. O yüzden onu da burada ayırmayarak 3 ata kadar çıkarak bir oyun yapmanızı tavsiye ediyorum. Mr. Proteo'yu tercihinize bırakıyorum. İsteyen yazsın, isteyen yazmasın şeklinde bırakıyorum. 6 numara Apasyonata yine tercihen yazılabilir. Duygu Faturan'ın sahibi olduğu safkan. Burada isteyen yazabilir. Yani burası az at koştuğu için, 7 at koştuğu için ben fazla at yazmak istemedim. Ama gerçekten yani şansları çok yüksek olan safkanlar, potansiyelini açığa çıkarmak üzere olan safkanlar var. Yani burası böyle bir at daha iyi gözüküyor, o at kazanır diyebileceğimiz bir yarış değil. Bence yani öyle. O yüzden ben mesela burada 5'in de bu patlamayı yapabileceğini düşünüyorum bu yarışta. 3 numara da yapabilir. Onun için mesela bu iki atı ayırmadım, verdim. 2 numara Pranayama'yı da zaten verdim. 5-3-2 kesinlikle yazın. Bütçeniz el veriyorsa 1 ve 6'yı da ilave edin derim bu yarışta.
Evet, dördüncü koşu şart 1-3 yaşlı Araplar 1300 sentetik pist yarışı arkadaşlar. Burası baktığımızda 10 safkanlı bir yarış olacak arkadaşlar. Benim bu koşuda favorim 1 numara Babı Ali Hışman Çizik ile birlikte Gelibolu Ricardo hattına sahip olan safkan bu yarışta kazanmasını beklediğim isim diyebilirim. Ama yanına arkadaşlar size önereceğim 3 tane daha safkan var. Onlar sırasıyla arkadaşlar. Öncelikle Mustafa Çekle Can Kardeşler Kafkaslı hattına sahip olan Bint Elrih 10 numara bu hata dikkat. Güntay Efem hattına sahip Mehmet Kaya ile Traktör 9 numara ve Müslüm Çelik Güntay Haber Batur hattına sahip Dopamin 4 numara arkadaşlar. Burada ilave edeceğimiz isimler sırasıyla böyledir. Dördünü de yazmanız gerekmiyor. Bütçenize göre 4 ata kadar çıkabilirsiniz. 1, 10, 9, 4 şeklinde arkadaşlar bir sıralama veriyoruz. 5. koşu 16 handikap 4 yukarı Araplar 1400 metre Çim pist yarışı arkadaşlar 9 safkan start alıyor bu yarışta. 1 numara Baba Balıkan 14 gün evvel ikinci olan bir önceki yarışını kazanan bir safkan olarak burada bizim favorimizdir. Daha sonra 11 gün evvel koşup kazanan burada Sadık Altay ile izleyeceğimiz Fırat Baba 4 numarayı önereceğim arkadaşlar. Hemen ardından 9 gün evvel koşup kazanan bir isim Havzalı 2 numara Berkant Gökşe ile birlikte önerilerimde yer alıyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bir oyun yaptığımızda baktığımızda 3 safkan yani gayet iyi duruyor. Ben başka bir hat yazmak gerektiğini düşünmüyorum. Düşündüğünüz bir hat varsa belki 4. bir hat olarak yazabilirsiniz. Ama yani çok da gerekli değil yani öyle söyleyeyim. Yani 1-4-2 3 safkan geçeriz burayı yani. Hatta sıralama yani ben verdim 1-4-2 diye ama isteyen direkt yani 3 atı da yazsın yani diyebilirim. İkinci altılı da orada başlıyor. Evet 6. koşu 1. İnönü koşusu grup 3 dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 metrede Çim pistte start alacaklar arkadaşlar. Bu koşuda 12 adet safkan start alıyor. Şimdi bu koşuda arkadaşlar ne yapacağımız kısmına gelelim. Eğer bir favoriniz varsa tek geçin diyeceğim bir yarış burası arkadaşlar. Benim bir peki favorim var mı? Benim bir favorim var arkadaşlar. 1 numara Bloom Dancer Mustafa Çiçek ile birlikte kazanması beklediğim safkandır bu yarışı. 17 gün evvel en son yarışında kazanan safkan burada 1.11.52'lik bir derecesi de var. Başka pist olmasına karşın ben yani Ankara'da elde edildi. Viraj olarak çok farklı bir viraj değil. Yani hemen hemen aynı diyebiliriz. Dönüş yönü aynı vesaire. Yani mesela İzmir'de olsa farklı değerlendiririz ama şu anda Ankara olduğu için öyle değerlendiriyoruz. Ben burada 1 numara Bloom Dancer'ın kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ve size burası 6. koşu 2 altılıyı birden bağlayan belki de tek olarak veriyorum. Peki diyeceksiniz ki başka bir safkandan beklentin var mı bu yarışta? Şimdi arkadaşlar Sempre Libera 12 numara ve 11 numara Prenses Diana bu iki safkandan da beklentim var. Son olarak bir de Familiar Prenses 3 numaralı safkan. Bu yarışta olmasa bile ilerleyen zamanlarda oturdukça safkan iyi koşabileceğini düşündüğüm bir isim. Bu isimlerden de beklentim var. Hani bilginize sıralı ikili vesaire değerlendirmek isteyen olursa diye söylüyorum özellikle. Ama ben burada Blumdens'in kazanacağını düşündüğüm için tek olarak verdim. Yine de bu isimlere de değinmek istedim. Bu arada tabii hiç yarış kazanmamış olmasına rağmen Halis Karataş kendi safkanı burada. 7 numara Montresta'da start alacak. Safkanlığına tabii ki güveniyor ki demek ki buraya deklare ettiler. Hani kayıt yapmak başka bir şey deklare etmek başka bir şey deklare edilmesi safkanın güvendiklerini de gösterir. Onun da performansını yakından takip edeceğim. Bu yarışta kazanacağını zannetmiyorum ama tabela yaparsa 7 numara Montreste'ye de dikkat diyeyim. İlerleyen yarışlarda can yakabilir. Onu da değerlendirmeye alırız. Bu yarış için arkadaşlar ben birazcık riskli gibi dursa da 1 numara 1 numara Blumdancer'ı sizlere tek olarak veriyorum. 7. koşu Çanakkale Zaferi koşusu grup 1 3 yaşlı Araplar 1600 metre Çim pist yarışı olacak arkadaşlar. Bu koşuda start alacak 14 adet safkan bulunmakta. Evet arkadaşlar bu koşu için bizim favori göstereceğimiz safkan sizlere tabii çok fazla kaliteli isim var ama bizim favorimiz Zincir Koparan 13 numara Ekürisi 11 numara Sürgün Kral'la birlikte start alıyor. Yani Sürgün Kral da çok kaliteli bir safkan aslında henüz daha kendini tam gösteremedi. Baba Mevlüt Ağa Karaca adına sahip olan safkan. Zincir Koparan ise Aya Bakan Demir Kazık gerçekten çok iyi orijinlere sahipler. İki safkanda ekürler. Burada Vedat Abiş işte Zincir Koparan 17 gün evvel son koştuğu koşuyu da kazandı. Bu yarışta benim favorim. İkinci altılı için arkadaşlar alternatif tek isteyenler 13 numarayı tek atabilirler. Ama risk almayayım diyenler varsa ki çok haklı olursunuz bu yarışta. Halis Karataş'la 3 numara Bozkır Efes'i, Gökhan Kocakaya'yla 5 numara Hüküm ve Eray Çizik'le birlikte İsyan Ateşi 6 numara. Bu yarışta affetmezler bu hatları da temkinli yaklaşıp yazmakta fayda var diyorum arkadaşlar. Bu koşu için değerlendirmemiz bu şekilde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koşusu 8. koşu açık 3 yukarı İngilizler 1200 metre sentetik pist yarışı olacak. 8 safkan start alıyor.
Evet, yine yarışın kaderini etkileyecek olan safkanlardan birisi Mir Bey. Hiç şüphe yok. Yani en önden gidip yine yarışın bir şekilde seyrini değiştirecektir. Yalnız bu sefer düşünüyorum acaba 1200'de yani Mir Bey bir gün Mir Bey gelip kazanacak böyle. Çünkü Mir Bey'i bırakıyorlar önde mesela diğer atlar. Bir gün Mir Bey gerçekten yani hiç olmuyor dediğimiz bir yarışta gelip kazanacak. Bilemiyorum yani belki burada bugün o gün olur. Çünkü grup çok müsait. Yani arkadaşlar bakıyorum böyle hani genelde Mir Bey daha sert gruplarda start aldı. Bu sefer böyle bir grup çok uygun gözüküyor. Yani burada değerlendirmeye alabiliriz diye düşünüyorum. Kurtar ekürüsü ahırdaşı olan bir safkan bir numara Captain Fantastic burada iyi koşabileceğini düşündüğüm bir isim yine değerlendirmeye alabiliriz. Ondan sonra King Berkay ve Hakna var burada. Start alacak isimlerde yine fark yaratabilecek safkanlar. Bunları da hani yazsak veya expectancy örneğin değerlendirsek. Yani burası böyle bir arkadaşlar 5 ata kadar çıkın derim. Çok sürprize açık bir yarış ama Mir Bey'i de yazın. Mir Bey bir gün sürprizi yapacak. O gün kuponumuzda olması lazım. 1200 metre yarış. Yani artık bu yarışı kazanması gerekiyor diye düşünüyorum. Gökhan Kocakaya ile birlikte start alıyor. Yani önden alıp gidiyor Mir Bey. Bir gün yani bırakacaklar böyle. Mir Bey'i de bırakmayacak. Yani Mir Bey'i bırakacaklar. Mir Bey de yarışı bırakmayacak. Asılacak ve kazanacak bir gün. Belki o gün bugün olur. Onun için ben değerlendirmede alıyorum. Bu safkanı belirteyim. Evet 9. koşu ikinci inönü koşusu 6 safkan 1200 metre çimpis grup 3 erkeklere mahsus bir yarış. 2 yaşlı İngilizler start alıyor. Tahmin ediyorum ki favoriniz aynıdır. Benimle birlikte aynı fikirdesinizdir. Bir numara Bahubali arkadaşlar. Yani Müslüm Şekli start alan safkan 79 handikap puanına çıkmayı gerçekten hak etti. 4 yarışlık performansında büyük yarışlarda boy gösterdi. 1 birincilik, 1 beşincilik, 2 tane ikincilik, 15 güne veren en son ikinci oldu. Safkan burada net bir şekilde favorimiz ve bu mesafede etkili olduğu için yine tek olarak bırakmanızı uygun buluyorum arkadaşlar. Ya burada tek atmayacağım, at yazacağım diyorsanız ben şahsen bir ismi önermem. Çünkü yani hepsi aynı düzeyde. Yani mesela 6 numara Warrior Lion hiç çim pist yarışı koşmadı. Çok iyi bir at. 3 yarış kazandı üst üste ama hiç çim koşmadı. Bilemiyoruz. Velox iyi at. Noble Runner iyi at. 2 yarış üst üste galibiyet. Havoc ilk yarışı koştu kazandı ama 1.13.5. Bu yarışta ne yapacak? Meçhul. Dış start tercih istenmiş. İstediği gibi çıkacak ama yine de derece konusu birazcık sıkıntılı. Mi Boy Tomo yine burada 3 numaralı safkan. Mehmet Akyoz biniyor. Bir hafta evvel ikinci olmuş bir at. Bu mesafede iyi derecesi yok. Çimde ne kadar başarılı olacak bilemiyorum şu an için. Yani o beşincilikteydi tabii o derece ama yani yine de birazcık şüpheli. O yüzden ya bir tek ya da kafanıza göre 6 at mı yazarsınız, 2 at mı yazarsınız bilemiyorum ama biri tek atmanız burada çok makul gözüküyor arkadaşlar. 10. ve sonuncu koşu arkadaşlar. Şart 1-3 yaş çarpılar. 1300 metre sentetik pist yarışı. 10 safkan. Ekürlerle başlıyorum. Mehmet Kaya ile Jafar 7 numara. Almaz 10 numara. Müslüm Çelik'le birlikte ekürü start alıyor. 7 numara. Bu koşuda benim favorim olacak. Sizlere ilk önerim. Daha sonra bu koşuda arkadaşlar Vedat Abiş'le Fişek Atlı Bey 5 numara. Hışman Çizik'le Çelik Efe 4 numara. Ve Gökhan Kocakaya ile Can Kardeşler attığını Haber Batur attığı sahip olan Bay Batuhan 3 numara önerilerimdir diyorum. Ve arkadaşlar bu videoyu bitiriyorum. Baya bir tek atabileceğimiz bir ikinci altılı var yine. İstanbul'da tıpkı İzmir'de olduğu gibi. İlk altılı birazcık daha zor gözüküyor. Ama ikinci altılı açısından tek atma konusu daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Evet, İzmir videosunu da izleyebilirsiniz diyorum. Kanala abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenmeyi unutmayalım diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.